Merhaba arkadaşlar, hepinize bu akşam yine iki konu içeren bir video ile sizlerle beraberim. Çarşamba günü, kusura bakmayın, video atamadım. Hafta içi başka bir işim vardı. Çarşamba günü video atamadım. Bu yüzden yarına iki video göndereceğim. Bir tanesi nefis test videosu olacak. Survivor akvaryum ile ilgili gelişmeler. Diğeri de bizim beta konusuyla ilgili videolar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoların altına, bu tip videoların altına arkadaşlar lütfen betam köpük yapmıyor. İki tane beta aldım, bunun cinsi ne gibi soruları sormak yerine Kerim'in Bet Dünyası Facebook grubuna katılın ve bu tür sorularınızı orada sorun. Orada daha hızlı cevaplar bulacaksınız, emin olun. O yüzden burada cevap veremiyorum, yorumlara cevapsız kalıyor diye düşünmeyin. Birinci konumuz bu akşamki beta ile alakalı yine drip sistemi konusu. Drip sistemi ilk bakışta ne kadar kolaymış bu sistem ya denilen, ulan çok güzel hakikaten ya, böyle bir taktik yapayım ben de hiç su değişimi ham maliyesinden kurtulayım diyenler için çok güzel bir sistem gibi görünüyor ilk başta. Biraz burada benim fikirlerimi her zaman olduğu gibi drip sistemi hakkında görüşlerimi, en başından beri olan görüşlerimi, olumlu ve olumsuz yanlarını sizlerle paylaşacağım. En öncesinde drip sistemiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Drip sistemi nasıl bir sistem? Onu ilk defa duyanlar için biraz bahsedeyim. Örneğin bu bir kap değil mi? Beta kabı. Bu kabı şurasından deldiğimizi düşünelim. Buradan deliyoruz bu kabı. Burasında bir hortum olduğunu düşünün. Ve yukarıdan devamlı su akışı olduğunu düşünün. Şimdi burası delik olduğu için ne olacak? Buradan su gelen su akışı bu taşma deliğine geldiği vakit akmaya başlayacak. Eğer biz bunlardan 10 tane düşünün. Yan yana bu kapları dizdiğimizi varsayın. Hepsinin arkası delik. Yukarıdan da tek tek kaplara su akacak şekilde düşünün. Su akıyor, tabi deliklere su geliyor. Deliklerden aşağıya su taşıyor. Aşağıda da bir kanal olduğunu düşünün. Pimaş boruyu ortadan kesiyorsunuz. Bu atık su kanalın içine geliyor. Kanaldan da en aşağıya sump bölümüne, yani bu kaplar için öncelikle alt kısma bir sump yapmamız gerekiyor. Borudan en alttaki atık su borusu sampa veriyor. Sampta da bir tane motor var. Motor da en yukarı basıyor. Ve yine aynı şekilde tabi sampta filtre malzemeleri var. Sampta su biraz temizleniyor ve tekrar suya basılıyor. Aslında kısa süreli beta bakımı için bence çok güzel bir sistem. Mesela benim bir dükkanım olmuş olsa, sırf ithal beta satıyor olsam 10 gün 15 gün kalacak betalar bende. Hepsine böyle bir sistem yaparım. Tak sistemi koyarım. Ne su değişimiyle uğraşırım ne başka bir şeyle uğraşırım. Çünkü 15 gün içinde balıklar zaten gidecek, satılacak. Hastalıkla uğraşmam. Ama üreticiyseniz ya da evinizde beta bakıyorsanız böyle bir sistem yapacaksanız bence biraz düşünün derim. Neden? Tabii bunlar yine benim fikirlerim. Ve bunu deneyimlemiş arkadaşlardan da aldığım yorumlar da bu şekilde. Ben en başından beri bu drip sistemine olumsuz bakıyorum. Neden? Çünkü beta balığı zaten tek yaşayan bir balık. Dolayısıyla aynı suda yaşadığı süre, çünkü bu sistemde balıkların hepsi aynı akvaryumda yaşıyormuş gibi farz edin. Farz etmeyin, öyle oluyor zaten. Aynı sistemde yaşadığı için bir tane balık rahatsızlandığı zaman, bir balık hasta olduğu zaman diğer tüm sisteme bunun zarar verme ihtimali çok büyük. Şunu diyebilirsiniz içinizden. Yani bir hastalık gelince zaten bütün balıklar hasta olabilir diyorsunuz. Doğru, ama şöyle bir şey var. Ayrı kaplarda olduğu zaman balıkların kontrolü daha kolay oluyor. Mesela bir de şöyle de bir şey var. Bütün balıklarda hasta oluyor diye bir şey yok. Ama bu sistemde bu nereden baksanız %90'ında balıkların hasta olur. Olmayabilir, ne yaparsınız? Ayırırsınız, öteki balığı koyarsınız. Bu da bir yöntem, ama uzun süreli beta beslemek için bence drip sistemi uygun değil. İkinci dezavantajını söylüyorum. Birincisi hastalık riski çok.
İkinci dezavantajı, hastalığa müdahale edemiyorsunuz. Ettiğiniz zaman, yani bu sefer hasta olmayan balıkları da ilaçlamış oluyorsunuz. Filtre sistemindeki yararlı bakterileri öldüreceksiniz. Güçlü dezenfektanlar kullanacaksınız. Yararlı bakterileri öldüreceksiniz. Dolayısıyla bu ikinci dezavantaj. Üçüncü dezavantajı ne? Üçüncü dezavantajı da şu arkadaşlar, dip çekimi. Şimdi betada bence en önemli konu temizlikte dip çekimi, dibin kirlenmesi ve bu zararlı bakterilerin o kirden faydalanıp çoğalması ve balığımızın hasta etmesi, ele geçirmesi. Şimdi deliği yukarıda açtığımız zaman dipteki pisliğin yukarı ulaşma şansı çok az. Yani neredeyse %5 falan, yani çok az. Ancak aşağıdan çalkalayacaksınız da o delik geçecek de oradan aşağı inecek de. Yine hammaliye sistem hortumla mecbur bir kere dip çekimi yapmanız lazım bir kere. Ne kadar kap yaparsanız yapın, istediğiniz kadar yapın. Ha, mesela ben olsam drip sistemi yapmam da bence drip sistemini şu şekilde yapmak gerekir. Eğer ille pet shop diyelim ki, o biraz önce verdiğim örnekteki gibi pet shoplar da mesela olmuş olsa, ben mesela akma hortumunu aşağıdan yaparım. Ben mesela çekme hortumunu aşağıdan yaparım. Burasını vanalı yaparım. Bunu açar açmaz diye aşağıdaki şeyleri, pislikleri çekme şansım daha çok olur. Yani ben yine drip sistemini önermiyorum. Yalnız Facebook gruplarda Seçkin diye bir arkadaşımız var. O drip sistemini yaptı. Kendisi yaptı. Drip sistem. Bu kapları kullanarak yaptı. 2-3 ay balıklarını öyle besledi. Hatta ithal balıklarını bütün hepsi. Çok da güzel yapmıştı. Çok güzel işçilik yapmıştı. Ben orada da yorumumu yine bu şekilde yazmıştım. Sonra sağ olsun arkadaşa ben mesaj attım. Bundan 2 ay, 3 ay önce falan. Hani ne oldu drip sistemiyle ilgili gelişme var mı diye. Kendisinin yorumu şöyle oldu. Balıklar bir süre sonra bir şey salgılıyorlar galiba ve donuklaşmaya başlıyorlar ve bütün balıkları etkiliyor gibi bir yorum yaptı kendisi. Bu donuklaşmaya ve kafayı havaya doğru kaldırıp suyun üstünde durma hareketi biliyorsunuz bakteriyel bir rahatsızlığın ilk belirtilerinden birisi. Bu da ya kuyruk kısmasına ya kuyruk erimesine gibi bizim en büyük başımızın belası hastalığın başlangıç hareketlerinden birisi. Seçkin arkadaşımızın, ya Seçkin diye ismi, inşallah yanlış hatırlamıyorumdur, etiketleyeceğim buraya, yanlış hatırlıyorsam da kusura bakma. Seçkin arkadaşımızın ilk önerisi bana şöyle bir şey oldu. Bence çok mantıklı, çok da güzel bir fikir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Buraya yine bir delik açıyoruz. Ama gideri, pis suyu, yukarıdan su geliyor ya tekrar. Pis suyu direkt gidere veriyoruz. Yani suyu döndürmüyoruz. Sump diye bir şey yok. Dolayısıyla şöyle yapıyoruz. Dinlenmiş suyunuz var tankınızda. Düşünün. Dinlenmiş suyunuz sürekli buraya temiz su basıyor. Kirli su sürekli çıkış yapıyor, gidere giriyor. Çok mantıklı bence. Çok güzel bir sistem. Ancak yine dip çekimi gerektiren bir sistem. Yine dip çekimi yapmak zorundasınız. Yenmeyen yemler, balık pislikleri, orada oluşan tortular, onları yine mecbur almak zorundasınız. Ama dip çekimi ben yaparım, yeter ki bol bol su değişimi yapmayayım diyorsanız, bu sistemi, az önce söylediğim, sadece temiz suyu verip atık suyu direkt tuvalete, yani direkt o kuyu suyu döndürmüyorsunuz. Ayrıca o sistemin avantajı şu, balıklar aynı suda değil bu sistemde. Otomatik bir su değişimi olmuş oluyor aslında bu kendi kendine. Bunun için iki depoya ihtiyacınız var bence. Bir tanesinde taze dinlenmiş su, diğerinde çünkü o su sürekli bitecek. Yani böyle düşünmeniz lazım bunu. O çünkü sürekli yeni su akışı var. Dolayısıyla su sürekli bitecek. İki tane su depomuz olması lazım. Birisi bittiği zaman diğerine geçecek. Diğeri biterken diğerini dolduracaksınız ve aynı şekilde de devirden ederek su değişimini aksatmamış olacaksınız.
Bence drip sistemi denemek isteyen arkadaşlar bu sistemi deneyebilir. Seçkin arkadaşımıza da teşekkür ederim. Çok güzel bir fikir bence. Drip sistemi deneyen arkadaşlar bu sistemi deneyebilir. Ben neden denemiyorum bu sistemi? Şöyle denemiyorum. Şimdi bu kapları tek tek delmek iş. Bir tane depom var zaten. Bir tane depo almak da iş. Ben şimdi burada zaten fıt fıt hemen su değişimini yapıyorum. Mesela bu sistem ben de şimdi 120 kap falan var. Mesela 500 kap yapmış olsam bu sistemi yaparım. Çünkü çok mantıklı. Derdiniz ama yine tekrarlıyorum. Yine dip çekimini elle yapmanız gerekiyor. Ha ya da o sistemle ben ne yaparım? Bu kabın şurasını delerim. Buradan bir vana yaparım. Vanayla diye böyle pislikleri çekmeye çalışırım ama bunun da senkronizasyonunu yapmak o kadar kolay iş değil diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, drip sistemiyle ilgili görüşüm böyle. Bu ikinci sistem bence güzel bir sistem. Bunun üzerine düşünülebilir. Çok kap olan arkadaşlar, yani ciddi bir üretim yapmayı düşünen arkadaşlar, para kazanmayı, geçimini bununla sağlamayı düşünen arkadaşlar bu sistemi düşünebilir, bu sistemi geliştirebilir. Bence de üzerinde düşünülmesi gereken bir sistem. İkinci konumuz bu akşamki üretimden sonra anaç balıklarla ilgilenmek. Yani bana göre iyi bir üretici yavruları değil, öncelikle anaç balıkları düşünmesi lazım. Anne ile babayı düşünmesi lazım bence. Yani mesela bana şu doğru gelmez hiçbir zaman. Bir balıktan bir kere üretim yapayım, ondan sonra onun yavrularını da üretirim ben bir şekilde deyip demek bence yanlış. Önce o balığı bir kere üreteceğiz. Ürettikten sonra bakacağız bu balık nasıl yavru vermiş, nasıl yavru veriyor. Tabii seçtiğimiz balıklar da önemli burada. Nasıl yavru vermiş, nasıl yavru veriyor, iyi mi yavru veriyor, sayı oranı nedir, erkek oranı nedir ya da kalite oranı nedir, ona göre o balıkla ilgili eleme yapmak daha doğru. Yani balığı yavrulatıp ya tamam ben balıklar bir şey beklemiyorum deyip bir kenara atmak yanlış. Erkekler çoğu zaman üretimden sonra bayağı bir performans kaybediyorlar. Ben Alfmanlarda bunu çok görüyorum. Çünkü bir yukarı, bir aşağı, bir sağa, bir sola gidiyor. Zaten hayvanda bol kuyruk var. Şey oluyorlar. Nasıl diyeyim? Şöyle biraz açayım da. Dövüş. Mesela bazı balıkların Alfmann çiftleşmesi ama HMPK çıktı yani. Yani bunu HMPK dersin diyorlar ama çok bozuk formlardır. Ne diyorduk? Üretimde erkekler özellikle çok performans harcıyorlar. Çok enerji kaybediyorlar. Dolayısıyla erkeklere üretimden sonra yani üçüncü günden sonra, üçüncü, dördüncü günden sonra yüzüşe geçtikten sonra, erkeği ayırdıktan sonra şimdi erkekte bir zaten böyle bir psikolojik bir problem oluyor. Hayvan da donuklaşıyor, keyifsizleşiyor, stresli oluyor. Ben mesela şöyle yapıyorum. Erkeği aldım. Aldıktan sonra işte yerine erkeği yerine bir kere koyuyorum. Aynı yerine. Suyunu dolduruyorum. Suyunu doldurduktan sonra bir iki damla dezenfektan kullanıyorum. Ya benim malahit yeşilinden kullanıyorum ya da son zamanlarda nitrofur kullanıyorum. Çünkü balık zaten keyifsiz yani direnç mekanizması zayıflamış. Bağışıklık mekanizması zayıf olabilir. Balık keyifsiz. Nasıl biz mesela çok yorgun olduğumuz zaman nasıl daha çabuk hastalanıyorsak aynı şekilde balıklar için de bunları düşünebiliriz. Bu balık şimdi burada 3 gün yavruların peşinden koşmuş, yuvadan kaçmasınlar etmesinler diye hiç yem yememiş, bir sürü enerji kaybetmiş. Dolayısıyla bu balığa kesinlikle başka balık göstermeyeceğiz bir kere. Yani başka balık göstermek diye bir şey mümkün olamaz. Bu balığı hatta daha böyle kuytu köşelere koyacağız ki balık şey olmasın, stresi olmasın. Yani başka balık görmesin, sizi çok görmesin, korkmasın. Ben odada mesela mutlaka gece lambası yakıyorum. Atlayan balıklar olmasın veya da böyle bir gerginlik olmasın diye. Gece lambası yansın mesela, küçük bir lamba olsa da. Ayrıca bu üretimden alınan balığa çok da direkt yeme yüklenmemek lazım. Çünkü 3 gün yem yememiş bu hayvan. Direkt yeme yüklenirsek yani normal sabah öğlen akşam öğünümüzü vermeye çalışırsak balıkta şişkinlik olabilir. O yüzden sabah akşam ama azar azar yemler. Hani
İlk gün en azından böyle, ikinci gün biraz daha dozajı arttırabilirsiniz. Balığın durumuna göre, tepkisine göre yemlemeye devam ettirirsiniz. Kurt varsa, turbifex varsa tabii ki kurda devam. Artemia olabilir, suyu bozmayacak şekilde, ama benim tavsiyem mutlaka işte malahit yeşili olur, metinel mavisi olur, nitrofur olur, nitrofur olur. Bu tip dezenfektanlar az da olsa balığın suyuna koymakta fayda var. Çünkü balık zaten streste direnç mekanizması zayıf, hastalıklara çok çabuk kapılabilir. Dişiler de aynı şekilde, ama dişiler bence biraz daha dirençliler bu konuda. Üretim konusu, üretimden sonraki konuda. Neden? Çünkü dişilerde bir kere çok kuyruk yok. Olmadığı için çok enerji harcamamış oluyor aslında erkekler kadar. Ama yine de ben önceki üretimlerimde, mesela şu anki kadar bilinçli olmadığım için yani fazla dişi kaybettim aslında. Hiç kaybetmeyeceğim. Şu an keşke öyle dişilerim olsa diyorum mesela. Hiç öyle olmayacak güzellikte dişiler kaybettim. Yavrulattım. Ha tamam, zaten yavruladıktan sonra balığın ömrü bitiyor deyip de çok öyle dişler kaybettim. O yüzden aslında şu an çok daha fazla dikkat ediyorum. Sizin de bu konuya çok dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü hangi balıktan nasıl yavru aldığını tespit etmeniz için ikinci, üçüncü üretime kadar bu balığı götürmek lazım ki bu balığı önce yaşatalım. Yaşattıktan sonra bu balığı ikinci, üçüncü üretim yaptırabiliriz. O yüzden balıklarımıza iyi bakmamız lazım. Balıklar çünkü yumurtluyorlar, bayağı enerji kaybediyorlar. O yüzden iyi beslenmemiz lazım. Dip çekimlerini ihmal etmiyoruz. Özellikle mesela 20-30 kapla beta üretim yapan arkadaşlara ben kesinlikle her akşam dip çekimi öneririm. 2-3 video öncesinde bu dip çekimi konusundan bahsetmiştim. Gerçekten bu konunun çok faydasını görüyorum arkadaşlar. Şu an herkese tavsiye etmiyorum. Tabii isteyen kendisi bilir, deneyebilir. Ama ben ciddi anlamda çok faydasını görüyorum. Hastalık anlamında balıklarda çok faydasını görüyorum. Maşallah diyeyim. Şu mağazayım. O yüzden kendi balıklarına, kendi nazarına değebilir. Kapatalım. Mesela ben bugün balıklara, şimdi yarın kurt vereceğim. O yüzden bugün biraz boş bıraktım balıkları. Yani çok yemlemedim. Bir de bende pembe atison betanın yemi var. Benim balıklarda şöyle bir problem var arkadaşlar. Kuru yem çok seçiyorlar. Yani en kaliteli yemlerden var. Yani ayıptır söylemesi, artistik olsun diye söylemiyorum da yesinler diye. En kaliteli yemlerden var ama yemiyorlar arkadaş. Gel gelelim, yemiyorlar. Ama piyasadaki mesela çamlı yem diye bir yem var, değil misiniz? Alabalık yemi. Çamlı yeme bayılıyorlar yani. İşte gariban balıklar kendilerini buradan belli ediyorlar. Şimdi oraya bakayım. Bak mesela bu balık şuradaydı. Bu 4. kattaydı. Buraya aldım bu balığı. Hemen tribe girmiş. Gerçekten yer bile değiştirince balıklarda, bazı balıklarda biraz keyifsizlenme oluyor. Mesela bu balıkta da spawnhead denen şey var. Duruş bozukluğu, yani kafa bozukluğu var. Şöyle değil de kafa şöyle diyor. Form olarak fena değil aslında ama kuyruk yüzgeç olarak bu da güzel kuyruklu bir balık olur ama form, kafa yapısı bozuk. Kuru yem konusu, yem konusuna geliyordum. Mesela ben işte dip çekiminden bahsediyordum. Dip çekimi olayı valla bütün kapları, bu tarafı, şurada da bir hastane bölümü var. Oradaki kaplar yarım saatimi alıyor arkadaşlar. Tık tık tık, daha kalın hortum aldım bir de. Yani şu kalınlıkta hortum aldım. Tak bir koyuyorum, bir de ucuna bir tane sünger bağladım. Ucuyla da dibi karıştırıyorum biraz. Hop, aynı zamanda da dibi çekmiş oluyorum. Tak 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 tak, hemen gidiyor. Su, baktım ki buraya kadar mı geldi? Mesela şimdi de yapacağım bu videodan sonra. Suyu buraya kadar indirmiş olacağım. Bu akşam su ilave etmem çünkü daha dün doldurdum. Yarın akşam buraya kadar çekeceğim. Hop, yarın akşam biraz daha su ilave edeceğim. Bitti. Yarım saat 45 dakika. Su ilave ettiğim zaman o da 45 dakika. Normalde yarım saat. Aslında şöyle bir sistem düşünüyorum ama işte o da biraz yeri daraltacak.
şu kapları düşünün. Şöyle görüyorsunuz ya şu kapı. Şu kap şimdi böyle durduğu zaman ne olur? Dipteki bütün pislikler aslında buraya toplanır. Ben de ne yapmış olurum? Ben şimdi burada mecbur böyle bir dönüyorum. Burada bir aslında bize bir kapta 15 saniye falan zaman kaybediyorum. Zaman harcıyorum. Ama bu kaplar şöyle olmuş olsa ne olur? Pislikten bir süre sonra balığın hareketiyle bilmem nesiyle buraya birikecek. Ben ne yaparım? Hop hemen buradan şöyle bir şerit geçerim. Bir çizgi geçerim. 15 saniyeyi 5 saniyeye düşürüyorum. Ama bu kap böyle duramaz. Değil mi? Balık için de kötü, benim için de kötü. Ne yapmam lazım? Şunları şöyle altına... Ya bu lamba da enteresan kardeşim. Yani timer aslında 11.30'a falan ayarlı ama herhalde bizim gece elektrikler kesiliyor. O yüzden geri atıyor. Şimdi ben bu kabı böyle koyamam. Nasıl koyarım? Altına bir takos falan koymam lazım. Önüne set yapmam lazım. O uzun iş. Bir de balık için ne bileyim biraz değişik olabilir o. Ona şöyle bir sistem düşünüyorum. Nasıl bir sistem? Göstereyim. Sistem. Şunu bir plexi parçası düşünün. Düşünün. Şunu şöyle plexi parçası. Kabımız düz. Eğer ben bu plexi parçasını şöyle koyarsam buraya eğimli bir şekilde şimdi kağıttan olduğu için evet. Şimdi ben bu kabı böyle koydum. Ne oldu? Kap düz ama plexi parçası eğimli olduğu için ne oldu? Burada biriken bokintolar, yemler, tortular, mortular ne olacak? Yavaş yavaş aşağıya kayacak. Ben ne yapacağım? Çıkacağım, alacağım, doğru giderim. Bu sistemi düşünüyorum. Bir ölçü yapmam lazım. Bunları 3 milimden kestiririm. Oraya yerleştiririm ama bunu bir sonraki aşamada ya da birkaç tane yapacağım. Önce bir deneme yapacağım. Litreyi de biraz azaltacak balığın. Yani litreyi azaltmayacak ama balığın yüzüş alanını biraz azaltacak. Hiç su geçmemesi lazım diğer tarafa. Çünkü o öteki tarafı su geçerse bu sefer orada tortulaşma olur. Yani şurada yani. Şurada tortulaşma olur. Bu sefer işimiz olmaz ya da bunu bir sistem yapacaksınız. Çıkaracaksınız. O da uzun iş. O aslında en temizi. Boşaltacaksınız bütün kapları. Onu koyacaksınız. Bir de ince bir silikon çekeceksiniz. Burayı tamamen iptal edeceksiniz. Buraya su gelmeyecek. Burası öyle olacak. Bu sistemi denemek istiyorum. Deneyeceğim ve sizle de bu sistemi paylaşacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Laf lafı açıyor görüyorsunuz. Konuştukça konuşuyorum. Çenem susmuyor bir türlü. Videoları uzun tutmaya çalışıyorum. Bu tip videoları. Laf lafı açıyor dediğim gibi. Drip sistemiyle başladık. İkinci konumuz şu üretime alınan balıkların akıbetiyle ilgili oldu. Üçüncü konuda bu dediğim sistem oldu aslında. Bu sistemle ilgili ayrı bir video çekerim size. Denedikten sonra. Olursa çok tatlı olur diye düşünüyorum. Aslında bu kapların kendisi şöyle oval aslında. Şöyle bir durum var bu kapların. Ama tabii yine ben şimdi şeyde dönüyorum böyle. Dip çekimi hortumuyla. Hortumuyla dönüyorum. Döndüğüm için biraz vakit kaybediyorum. Yani ben bu yarım saatte 15 dakikaya düşürsem süper oldu benim için. Ama yarım saat de fark etmez. Ben günde en az her gece, her gün mutlaka bir saatimi, bir saat 15 dakikamı buraya veriyorum. Ya işim gücüm olmasa bütün gün buraya veririm zaten. Ama o sistemi yaparsam çok daha güzel olur. Burada önemli olan bence bu balık üretimi işinde hangi balığı üretirseniz üretin su değişimi ameliliğini diyorum. Hammaliye yani aynı zamanda. Su değişimi hammaliyesini en aza indirmeniz lazım ki bu iş size yük olmasın, çok ağır gelmesin. Dolayısıyla bununla ilgili sistemler düşünmek her zaman işimiz olacak diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Beğenirseniz sevinirim.